Müdahale ettiniz mi? Oğlum bir şey olursa ben yaşayamam. Zeynep sakin ol. Bakarlar şimdi ona. Ya çabuk olun biraz, çabuk! Oğlum, Selim. Dayan Selim, dayan. Allah'ım sen yardım et. Boşuna dememişler. Dağ başına kış, insanın başına iş gelirdi. Derdini veren Allah'ım, dermanını da ver inşallah. Geldiler herhal. Nerede kaldın diye merak ediyordum. Kapıda kalmışsın. Geçsene içeri. Alsana valizi elinden. Görmüyor musun kolunun halini? Tabii. Çok sağ ol kuzen ya. Sen olmasan ben ne yapardım? Olur mu öyle şey canım? Serdar bir kaza geçirdi. Bir süre bizimle beraber kalacak. Odasını bir an önce hazırla, dinlensin. Değil mi kuzen? Zeynep. Baba ne olur bırak. Ben seni bir görmek istiyorum. Zeynep. Duyuyor musun?
seni böyle görmeye dayanamıyorum. Dayanamıyorum seni. Yalvarırım aç gözünü. Ne olursun aç. Aç gözünü. Bana de ki merak etme. Her şey düzelecekti. Selim. Ben artık yürüyebiliyorum biliyor musun? Selim. Hadi ne olur aç gözünü bak bana ne olur. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceksin. Yok. Sen beni bırakıp gitmezsin ki bir yere. Yine kalkacaksın ayağa. Sımsıkı tutacaksın elimi değil mi? Selim. Ne olur bırakıp gitme beni yalvarırım ben. Sensiz yaşayamam. Çok acıyor mu canım? Benim canım çok acıyor Selim. Acım hiç dinmiyor, azalmıyor. Sen böyleyken ben ölüden farksızım. Nefes bile alamıyorum. Ne olur aç gözlerini Selim. Ne olursun yalvarırım aç gözlerini. Selim. Selim, sen gözlerini açtın. Allah'ım sana şükürler olsun. Biliyordum, beni bırakmayacağını biliyordum. Doktor bey, gözlerini açtı. Tamam. Selim! Sakin olun. Sadece çok bitkin. Verdiğimiz ilaçların etkisiyle de uykuya daldı. Tamam, ben bir an sandım ki. Endişelenmenize gerek yok. Hatta sizi dışarıya alsak daha iyi olur. Lütfen. Kenan, ne oluyor? Ters giden bir şeyler var. Anne, tamam, sakin ol. Selim, uyandı, gözlerini açtı. Ne? Uyandı mı? Çok şükür. Abla, Selim bana baktı, gülümsedi. Kızım, doğru mu söylüyorsun? Uyandı anne, Selim uyandı. Allah şükür, oğlum kendine geldi. Allah dualarımızı kabul etti sonunda. Kardeşim benim. Yüce Rabbim yüzümüze baktı kızım. Evladımı bize bağışladı. Şükürler olsun. Nasıl, onu görebilir miymişiz? Şimdi uyuyor ama anormal bir durum yokmuş. Her şey normal. Allah'ım kudretini bizden esirgemedin şükürler olsun. Ne oldu? Neredeyim? Sakin olun. Şu an hastanede gözetim altındasınız. Karın boşluğunuza isabet eden kurşunu çıkarttık. Durumunuz gayet iyiye gidiyor. Zeynep. Zeynep nerede? Yanımdaydı. Eşiniz burada. Birazdan yanınıza gelecek. Daha fazla kendinizi yormayın. Kuzen vallahi ucuz atlattın. Ne demişler? Verimli sadakan varmış. Ya vicdansız motor. Nasıl da çarptı.
Bunları sürüm sürüm süründüreceksin hapislerde. Neredeyse öldürüyordu beni ya. Vallahi kuzen. Sen olmasan ben ne yapardım? Aşk olsun. Sen benim ta Amerikalardan gelen birici kuzenim değil misin? Seni rahat ettirmeyeceğim de kime ettireceğim? Sen öyle diyorsan. Annemin kuzeni gelmiş. Böyle misafirlik mi olurmuş? İnsan bir arar, sorar. Müsait misiniz der. Ev karışık zaten Kiraz. Kim arayacak? Hayır, gel, gel de. Ayy, bir de öyle kıl. Gözleri felfecir okuyor yeminle. Ya ne diyorsun Allah aşkına ya? Aliye Hanım çok kızacak bendeyim. Yani hiç hoşlanmaz böyle emrivakilerden. Hayır, gelirsin gidersin. Bu ne böyle? Bir gün mü kalacak, bir ay mı kalacak, bir yıl mı belli değil. Tamam Kiraz, tamam. Bir duyan olacak. Arzu Hanım'ın kuzeni işte. Vurdum duymaz. Başımdakiler birdiler, iki oldular. Bir de odasını hazırlayacakmış. Vallahi Aliye Hanım çok kızacak. Ay, ben ne diyeceğim şimdi Aliye Hanım'a? Oğlumun durumu nasıl doktor bey? Ne olur her şeyin yolunda olduğunu söyleyin. Damadımın durumu nasıl doktor bey? Sakin olun. Hastamız uyandı. Durumu da gayet iyiye gidiyor. Oh, çok şükür. Peki nesi varmış? Yani az önce ne olmuş? İç kanamaya karşı verdiğimiz ilaçlar etkisini gösterdi. Endişe edilecek bir durum yok. İçiniz rahat olsun. Allah'ım çok şükür. Peki oğlumu ne zaman görebilirim? Bunun için size haber vereceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Geçmiş olsun İpekciğim. Çok sağ ol Melek abla. Yanımızda olduğun için de teşekkür ederiz. Senin benim de kardeşim sayılır İpek. Nasıl acaba? Of, Allah'ım çıldıracağım. Keşke yanında olabilseydim. Nasıl olduğunu görebilseydim. Kenan Bey'i mi arasam acaba? Ay yok. Yok olmaz. Ne diye arayacağım? Ne diyeceğim ki adama? Of Selim, of. Ne olur sana bir şey olmasın. İyi mi sen ya? Efendim Necdet Bey. Nihayet. Nasıl? Kaç kere aradım. Neden açmıyorsun? Açamadım. Affedersiniz. Neyin var? Ağladın mı sen? Ne oldu? Kim üzdü seni bakayım bu kadar? Bugün çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Selim Bey'in başına çok kötü bir şey geldi. Ben de biraz ona üzüldüm. Hmm. Ne geldi başına? Vuruldu. Selim Bey vuruldu. Vah vah. Vuruldu ha? Sen de bunun için üzüldün öyle mi? Yani. Evin çalışanı evin oğlu için ağlıyor öyle mi? Yani ben onu yıllardır tanıyorum. Gencecik insan. Yoksa neden? Onunla aranızda bir münasebet mi geçti? Yok. Hayır.
Nereden çıkartıyorsunuz? Selim Bey çok iyi biridir. Herkese çok iyi davranır. Bana da iyi davranır. Tamam, tamam anlaşıldı. Ha, bu arada birine ulaşamamaktan nefret ederim. Çok sevdiğim biri vurulmuş olsa bile o telefon açılacak. Bakın siz beni yanlış anladınız ama. Of, of. Demek çok iyi bir insanmış ha. Ağla bakalım şimdi o iyi insan için. Bu dünyada kimse, kimse için boşuna gözyaşı dökmez. Karşılıksız aşk zordur Gonca Hanım. Anne, benim neden kuzenim yok? Çünkü yok Tuğçe. Tamam da niye yok işte? Yani kuzen nasıl oluyor? Tuğçe'cim, Selim amcanın ya da İpek Hanım'ın çocuğu olursa senin de kuzenin olmuş olacak. Anladın mı beni? Keşke kuzenim olsaydı. Kardeşim de yok. Tuğçe'cim, kardeş mi istiyorsun sen? Belki olur, bu kadar üzülme. Eğer olsaydı ne güzel oyunlar oynardık. Değil mi Elif? Oyun demişken ben size hediyelerinizi vereyim. Ne? Hediye mi? Al bak bu senin. Bu da senin. Ne var içinde çok merak ediyorum. Bakalım beğenecek misin? Serdar, şimdi sen hep burada mı kalacaksın? Bir süre, evet. Peki senin koluna ne oldu? Yüzün de yaralı. Tuğçe'cim, Serdar abin bir kaza geçirmiş. Şimdi bizim yardımımıza ihtiyacı var. İyileşene kadar burada kalacak. Ben bu paketi açamıyorum. Ya ben yardım edeyim diyeceğim ama... Evet. Ama dur ben açarım. Ah, acaba Aliye Hanımların ağız tadıyla yemek yiyeceği günler gelecek. Kiraz, buyurun Ercan. Serdar Bey'in odası hazır mı? Yok yani ben Aliye Hanım'a sormadan yapmak istemedim. Hala Aliye Hanım diyor ya. Ben sana bu evin hanımının ben olduğumu söylemedim mi? Aklın kıt mı senin? Ya, yok yani kusura bakmayın Ersu Hanım. Şunları halledeyim de. Onları halletmeyi falan bırak. Sabrımı taşımadan git odaya hazırla. Fırla. Derhal Ersu Hanım. Çok heyecanlıyım. Yürüdüğünü görünce senin kim bilir nasıl mutlu olacak. Abla, benim kendime inanmadığım zamanlarda bile Selim bana inanmaktan hiç vazgeçmedi. Canım ya. Bugün bir kez daha anladım ki siz birbirinize güç veriyorsunuz. Allah sizi birbirinizden ayırmasın kızım. Amin. Amin. Sizi içeri alabilirim. Ama yalnızca bir kişi. Hadi kızım, sen gir. Ama siz... Oğlum senin böyle sağlığına kavuştuğunu görünce çok mutlu olacak. Onun yüzünün güldüğünü bilmek bana yeterdi artık. Hadi. Çok sağ olun. Zeynep.
Rüya mı görüyorum ben? Sen yürüyorsun. Başardım Selim. Sonunda başardım. Dur canım, ne yapıyorsun? İnanamıyorum. Nasıl oldu bu? Senin sayende başardım. Seni kaybetme korkusu beni ayağa kaldırdı. Şimdi sen de benim için bir an önce toparlanacaksın. Tamam mı? Çünkü Kiraz'ın 4 kolu var, 4 ayağı var. Robot muyum ben? Yok kahve yap Kiraz. Yok odayı hazırla Kiraz. Durun ya, teker teker gelin. Gonca, neredesin sen? Beni Arzu Hanım'la bir başıma bırakıp gittin. Kiraz, Selim Bey'den bir haber var mı? Var var. Çok şükür Allah dualarımızı kabul etti. Selim Bey'in durumu iyiye gidiyormuş. Ne diyorsun sen Kiraz? Gerçekten mi? Ay bunun şakası olur mu Gonca? Az önce Aliye Hanım aradı, sağdı. Hastaneye çağırdı. Herhal bir kısmı eve gelecek. Aman iş güç düşünmekten. Ben Selim Bey'in durumuna bile sevinemedim. Bir de misafir çıktı başımıza. Misafir mi var? He. Herkes hastanede, onlar burada 5 çayı havasında. Akıl olmayınca ne yapsın sakal? Kim gelmiş peki? Arzu Hanım'ın kuzeni. Bir süre burada kalacakmış beyefendi. Kuzeni mi? Hani şu daha önce gelen adam. Hı. İçeride mi şimdi? Ay içerdiler. Ay sorma, bir sohbet, bir muhabbet. Gonca sen şu kahveye bakıver. Ben gideyim de adamın odasını hazırlayayım. Yarım kaldıydı. Canın çok acıyor mu? Çağırayım mı hemşireyi? Yok, yok. Gerek yok. Ama ağrın var. Hiç gerek yok. Sen yanımda ol yeter. Ben seni öyle birden yerde yatarken görünce sana bir şey olacak diye. Biz ne badireler atlattık Zeynep. Kolay mı öyle? Selim, biz kime ne yaptık? Bize neden bu kötülüğü yapıyorlar? Kim yapıyor? Bilmiyorum. Sen düşünme şimdi bunları, olur mu? Ama ben biliyorum. O adam yaptı. Arzu'nun babası. Buldukları her fırsatta bize zarar vermekten vazgeçmeyecekler Selim. Hayatımız boyunca. Sizi dışarı alalım artık. Hastamızı daha fazla yormayalım. Ben biraz daha kalsın. Lütfen beni de zor durumda bırakmayın. Merak etme. İyiyim ben. Geçen sene, ondan önce niye hiç bize gelmiyordun? Aramızda uzak mesafeler vardı da ondan. Nasıl yani? Uzaklardaydım.
Çok uzaklarda. Ne kadar uzakta olabilirsin ki? Seni, sizleri görmeme engel olacak kadar uzakta. Aslında ben de seninle tanışmayı çok istiyordum ama... Annemi çok özlemişsindir o zaman. Özledim. Hem de çok özledim. Tuğçe'cim, Serdar abin yurt dışındaydı. O yüzden onu daha önce görmedin. Ne var? Binip bir uçağa gelseydi. Tuğçe, tamam artık. Hadi sıkma kimseyi. Uf, ben ne yapıyorum ki? Serdar, sen Elif'i tanıyor muydun? Hayır, hayır. Onunla daha önce hiç tanışmadım. Tanışın o zaman. Gelsene Elif. Merhaba küçük hanım, memnun oldum. Peki, sen madem Elif'i tanımıyordun, nasıl ona hediye aldın? Kuşlar söyledi. Tuğçe, tamam artık. Hadi odanıza. Hayır. Tuğçe, odanıza. Elif, hadi gel yukarı çıkalım. Tamam. Hadi gel Elif, çıkalım. Görüşürüz Serdar. Görüşürüz Tuğçe'cim. Buyurun. Teşekkür ederim. Önüne bak önüne. Dökeceksin. Afiyet olsun. Durup dururken niye geldi ki şimdi bu kuzen? Bunca zaman ortalıkta yoktu. Adı bile geçmiyordu. Acaba gerçekten kuzeni mi? Kim bilir neyin peşindesin Arzu? Necdet Bey. Necdet Bey'e hemen haber versen mi acaba? İyi bir insan değil mi Elif? Baksana ne kadar güzel hediyeler getirmiş bize. Seni tanımadığı halde sana da getirmiş. Sen neden oynamıyorsun oyuncağınla? Beğenmedin mi hediyeni? Yo, canım istemiyor. Sen Serdar'ı sevmedin mi? Ben korktum ondan. Nedenmiş o? Ses çıkartma. Korktum işte. Sen kıskandın Serdar'ı. O hep burada kalacak işte. Çatla da patla. Hı? Aslan oğlum benim. Yüreğimin parçası. Şükürler olsun. İyisin. İyiyim anneciğim. Gözlerini açtın ya. Dünyalar benim oldu. Zeynep'i görünce moralin daha da yerine gelmiştir. Hem de nasıl. Onu öyle yürürken gördüm ya. Bütün ağrım sızım geçti sanki. Her şey çok güzel olacak oğlum. Moralini yüksek tut. Hiçbir şey için üzme kendini. Ben bir lavaboya gidiyorum.
İpek, ne oldu kızım? İyiyim. Öyle bir an duygusallaştım işte. Geliyorum şimdi. Selim. Necdet yaptı bunu değil mi? Kesin o yaptı, ben biliyorum. Kenan, bak. Anne tamam. Bir yere gittiğim yok, korkma sen de. Soruyorum sadece. Neden peki sence? Necdet'ten bile daha yeni haberin oldu sayılır. Seninle ne alıp veremediği var bunun? Bilmiyorum ki abi. Yani bunu yapan Necdet mi, ondan bile haberim yok. O yaptı Selim, ben eminim. Bundan hiç şüphem yok. Kenan, bunları daha sonra konuşsak. Anne bir saniye. Ben yokken Necdet'le ilgili herhangi bir şey mi oldu? Onunla ilgili bir durum mu var Selim? Necdet'in Elif'i kaçırdığını sana söyleyemem abi. İntikam almak için yaptığını. Sana bir şey sordum Selim. Yok bir şey olmadı abi. Oğlum, Selim'i daha fazla yormayalım. Hastamızı birazdan odaya alacağız. Refakatçi olarak bir kişi kalsa yeterli. Sizi dışarı alabilir miyim? Kenan Bey, nasıl hastamız? Çok daha iyi. Korkulacak bir şey yok. Oh, çok şükür. Çok şükür. İyi olsun da. Yalnız hemşire yanında bir kişi kalsın dedi. Ben buradayım zaten. Anne, İpek, Sadık aşağıda. Sizi eve bırakacak. Kenan abi, ben de kalmak istiyorum. Tamam Zeynep'ciğim, sen de kal. Kenan, oğlum. Bir şeye ihtiyacın olursa? Anne merak etme, tamam. Peki madem. Sizi böyle bırakmak içime sinmiyor ama. Hadi. Sen de gördün Selim'i, iyiydi. Siz eve gidin dinlenin. Yarın nasıl olsa geleceksiniz. Tamam oğlum, tamam. İpek, hadi kızım. Hadi. Zeynep, kızım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol baba. Ablam, eğer olur da bir şeye ihtiyaç olursa araman yeterli. Kenan Bey, tekrar geçmiş olsun. Allah tez zamanda Selim evladıma şifalar versin inşallah. Amin. Eksik olmayın geldiğiniz için. Ne demek? Selim benim de oğlum sayılır. Eksik olmayın. Sağ ol. Görüşmek üzere. Güzelim, bir şey olursa haber ver olur mu? Kendine dikkat et. Tamam ablacığım, merak etme. Melek, hadi biz de çıkalım. Kenan, ihtiyaç olursa haber verirsin. Burada kalacak ama. Merak etme anne sen. Zeynep ve abim burada yanındalar. Büyük geçmiş olsun efendim. Sağ ol Sadık, sağ ol. Evde durumlar nasıl? Bir terslik yok inşallah. Şey Aliye Hanım. İpek. İpek. Feraye. Canım çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi durumu nasıl peki? Gözlerini açtı. Tehlikeyi atlattı yani. Çok şükür ya. Çok sevindim.
Görebilir miyim peki? Biz bile duramıyoruz yanında kızım. Bak eve gidiyoruz. Peki ne yapalım o zaman? Madem izin vermiyorlar. Başka bir zaman yine gelirim ben. Sen de bizim eve gel istersen. Olur, bana uyar. Tamam. İpek, siz gidin kızım. Ben daha sonra geleceğim. Anne ne oldu? Halletmen gereken bir iş var. Bu telaş da aklımdan çıkmış. Tamam. Ali Hanım, evde Arzu Hanım'ı... Sonra konuşuruz Sadık. Şimdi sırası değil. Hadi siz gidin. Necdet Bey, misafiriniz var. Kimmiş? Tamam, sen çık. Hayırdır Aliye Hanım, hangi rüzgar attı size buraya? Seninle konuşmaya geldim. Ne hakkında? Bana oyun oynama. Selim'i vurduranın sen olduğunu biliyorum. Elif elinden aldı diye sen yaptın bunu. Oğlumdan intikamını böyle aldın. Pardon ama... Buraya hastaneden geliyorum. Ziyadesiyle yorgunum ve sinirlerim çok bozuk. Neden geldin evime o zaman? Artık bütün bunlara son vermenin zamanı geldi. Sence de öyle değil mi? İyisin değil mi? Ağrın falan var mı? Çok iyiyim. Sen yanımdasın. Yürüyebiliyorsun ya, ağrılarımı hissetmiyorum ki. Sen de bir an önce iyileş de ben de gülebileyim artık. Kapıda seni öyle görünce gözlerime inanamadım. Selim, sen benim elimi hiç bırakmadın. Hep güç verdin bana. O eli hiç bırakmayacağım. Hiç. Ben de öyle. O yüzden artık hemen iyileş de evimize gidelim. Nasıl oldu hastamız bakalım? Zeynep'im ayaklanmış. Elimi tutuyor ya. Nasıl olabilirim ki? Allah hiç ayırmasın. Amin. Artık kimsenin mutluluğunuza gölge düşürmesine izin vermeyeceğim. Hiç kimsenin. Nasıl olacak o iş? Anlayamadım. Ben çocuklarımı sokakta bulmadım. Kudret Bey'in zamansız ölümünden sonra tek başıma. Onca zorluğa göğüs gererek büyüttüm onları. Hem anneler hem babaları oldum. Onlar benim bu dünyadaki her şeyim. Anlıyor musun? Her şeyim. Bütün çocuklar ebeveynlerinin her şeyidir. Bunda anlaşılmayacak bir durum yok. Ama bütün çocukların hayatı her an her saniye tehlike altında değil. İyi terbiye almış, akıllı uslu çocukların başı derde girmiyor tabii. Doğru. Buraya seninle laf dalaşına gelmedim. Her ne kadar haklı olan, doğru yolda olan biz de olsak... evlatlarımı bir inatlaşma uğruna kaybetmek istemiyorum. Senin bitmek bilmeyen hırsına kurban vermek istemiyorum onları. Yani... Yani sen kazandın. İstediğini alacaksın. Allah'ım ya. Bu Necdet hep böyle kötülük mü yapacak abi? Ki yemeyip içmeyip nasıl zarar veririm diye düşünüyorum. Baksana. Biz Ankara'dayken neler yaşamışsınız? Abi, Elif'in kaçırıldığından Kenan'ın haberi yok. Fark ettim. Aslında bir yandan öğrenmemesi daha iyi olmuş biliyor musun? Bilse
O adamın karşısına çıkmak isterdi. Necdet, çok tehlikeli bir adam abi. Ya sırf hırsından, öfkesinden az daha Selim'i öldürüyordu ya. Ben kendimi suçlu hissediyorum abi. O altın madeni yüzünden insanların hayatları harcandı. Daha kaç kişinin canı yanacak ya? Kaç kişinin? Yüzünü karartmış o adam. Ya Selim'e bir şey olsaydı? Ya Elif'ime bir şey yapsaydı? Melek, düşünme artık bunları. Her şey zamanla yoluna girecek. Hiçbir şey yoluna girdiği falan yok abi. Aksine her şey daha da kötüye gidiyor. Ama bunu çözmenin bir yolu var aslında. Elif'imi de alıp buradan gitmek. Bu bir çözüm değil ki Melek. Baksana bu adam annemizi babamızı o topraklardan çıkarmak istemiş. Onlara bu dünyayı çok görmüş. Ya bizi birbirimizden ayırmış. Hayatımızdan, hayallerimizden vaz mı geçelim Melek? Ama abi... Melek, o adamla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ya biz bir aileyiz. Bizi kimse ayıramayacak. Tamam. Bana güven. O zaman top sende Ali Hanım. Yapman gereken tek şey oğlunu ikna etmek. Damadım işime burnunu sokmadığı sürece ona bir zarar vermem. Merak etme. Ama biraz zamana ihtiyacım var. Hay hay. Daha vaktimiz var. Ama o da bir yere kadar tabii. Eğer beni oyaladığını düşünürsem anlaşmayı bozarım. Ona göre. Öyle olsun. Anlaştığımıza sevindim. Aferin. İşte böyle yola geleceksiniz hepiniz. Ah zaman vurur geçer yüzüme. Acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar içim kor olsa da dilim susar sözlerimde. Dağıtır ayırır bizi kader. Uzak bana yasaklı yüzün çoğalıp büyüyor içimde keder. Ellerimde bir çare hüzün tükenip bitiyor dilimde son.